Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Günaydın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yeni bir Ege'den Sağlık programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize sağlıkla dolu bir gün diliyoruz ve bugün programımızda hayatımızın en önemli kısmını kapsayan bir konu, genetiğimizi ele almaya çalışacağız. Değerli konuğumuzla birlikte fazla vakit kaybetmeden hemen sizlere bugünkü stüdyo konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Hastalıkları Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Özgür Çoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş programımıza. Teşekkürler. Evet, kısa bir giriş yaptık. Biz programımızı açtık. Genetikle ilgili hayatımızın gerçekten en önemli kısmını kapsıyor diyebiliriz sanıyorum genetiğimiz için. Önce bir tanım alacak olursak sizden neler söylemek istersiniz? Genetik nedir? Öncelikle çok teşekkürler böyle bir programa beni çağırdığınız için. Hayatımızın en önemli kısmı yetersiz kalır. Bence hayatımız demek. Hayatımız demek, yani, evet. Bütün canlıların, insanların da değil, bütün canlıların hayatını kapsayan bir şey. Genetik nedir? Genetik kalıtımsal çalışmaların yapıldığı bir alandır. Hı hı. Yani kalıtımın çalışılmasıdır. Kalıtsallığın çalışılmasıdır. Bütün özelliklerimiz, boyumuz, postumuz, yaptıklarımız, kişiliğimiz, hastalıklarımız, günlük hayatımız, her şeyimizin çalışıldığı bir alan. Evet. Genetik. Evet. Şimdi genetik deyince hep karşımıza da genetik hastalıklar da ortaya çıkıyor ki sizin zaten alanınız olduğu için karşınıza çıkan birçok problemler de oluyordur. Hasta sayınıza da bakacak olursak, hasta potansiyelinize. Genetik hastalıklar neden ve nasıl oluşuyor hocam? Açıkçası genetik hastalıklarla normal fizyoloji, yani normal hayatımız, normal özelliklerimiz arasında mekanizma olarak hiçbir fark yok. Bu ne demektir? İnsanın aslında bir beyni var kafasının içinde. Ama aslına bakarsanız her hücrede de bir beyin var. Bilgisayar var. Evet. Her hücrenin çekirdeğinin içinde bu bilgisayar var. Bu bilgisayar organik. Baz dediğimiz moleküllerden oluşuyor. Bu moleküller yapılmış araştırmalarda bilim adamları bunların 3.2 milyar baz denilen molekülün yan yana gelmesinden oluştuğunu saptamışlar. İşte bu harf şeklinde dersek, 4 tane harfin dizisi şeklinde bunu kısaca özetlersek A, T, G, C diyelim mesela. Bu harflerin 3.2 milyar harf dizisindeki hastalığa yol açmayan durum bizi biz yapıyor. Sağlıklı bir insan yapıyor ama farklılığımızı sağlıyor. Ne ben size benziyorum, ne buradaki diğer arkadaşlara benziyorum. Kendi annemin, babamın veya kardeşimin dahi aynısı değilim. Hatta evet. Ve hatta ikizlerde dahi tıpatıp aynı DNA'mız, buna DNA deniyor, aynı değil. Tek yumurtalarda bile mi? Tek yumurtalarda bile yıllar içinde, evet. Örneğin yapılan çalışmalarda 3 yaşındaki benzerlik oranı genetik olarak, genel olarak kastediyorum. İkizlerle, tek yumurta ikizleriyle 50 yaşındaki tek yumurta ikizlerin benzerlik oranı arasında fark var. Evet. Demek ki bir devamlı bir dinamik bir süreç içinde. Hastalık bunun neresi? Neden fark yoktur diyorum. Eğer genetik hastalık olarak, eğer kişide bu farklılıklar, biz o sayede birbirimizden farklıyız, normal hayatla bağdaşmayacak bir duruma neden oluyorsa buna da hastalık deniyor. Evet. Yani o günümüz koşullarında bu harf değişiklikleri, bir tane harfin değiştiği de olabilir, çok sayıda harfin değiştiği de olabilir. Normal yaşamla hayatımızı, normal günlük hayatımızda zorlaştıracak bir özellik katıyorsa buna işte mutasyon diyoruz veya hastalık diyoruz. O sonucunda hastalık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok bir fark yok. Önemli olan genel topluma, genel günlük hayatımıza yapmış olduğu etki. Evet. Peki hocam, şimdi birçok hastalığı biz programımızda konuşurken genetik faktörlerin çok ön planda olduğunu görüyoruz ve bir de kalıtımsallık kavramı da karşımıza çıkıyor. Genler ve kalıtım arasında bir fark ya da benzerlik, bunların ikisinin arasında bir nüans var galiba. Ne söylemek istersiniz? Şimdi demin de söylediğim gibi 3.2 milyar harf dizisi, evet, anneden geliyor. 3.2'si de babadan geliyor. Ve bizim DNA'mızı oluşturuyor. O her hücrede bulunan beynimizi oluşturuyor ve bizi biz yapıyor. Evet. Kalıtım bu işte. Yani anneden ve babadan bizim oluşmamızı sağlayan
özelliklerimizi, boyumuzu, postumuzu, nasıl yaşayacağımızı, her şeyimizi belirleyen yapı bu kalıtsallık oluyor. Evet. Genetikte bunun çalışılması zaten. Evet. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Hani bunlar biraz fazla teknik oldu. Ben hep bu örneği veriyorum derslerde de. Canlılar veya insanoğlu, insandan bahsedelim. Dünyaya bir kalıp mermer, kaba bir mermer gibi geliyor. Buradan bir sanat eseri yaratmak, bir heykel yaratmak bayağı bir çaba sarf ettirir. Çok kabaca bir heykel de yaratabilirsiniz. Çok basit. O da bir sanat eseridir ama sonuçta çok fazla iki defa vurursunuz, kırarsınız bir şekilde bir kabaca bir şey de yapabiliriz. Müthiş bir incelik isteyen bir sanat eseri de çıkabilir. İşte bu hayatımız boyunca o mermer yapı yani DNA'mız bir şekilde şekilleniyor. Evet. İşleniyor. İşte bu formasyon deniyor buna da. Ve devamlı bir süreç içinde, dinamik bir süreç içinde ve kişi buradan hayatı boyunca da bu devam ediyor. Ölünceye kadar. Kalıtsal olarak anne ve babadan aldığı özellikler işlenerek kişiyi kendine şahsına münhasır bir hale getiriyor. Evet. Ve hayat boyu da devam ediyor bu. Devam ediyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bu yapı içinde kalıtsal olarak aldığımız yapılarda eğer tabii kişiye kendisine bağımlılığı değil bunlar. Yani bir şekilde anne ve baba da ne varsa onu alıyorsunuz siz. Evet. Anne ve baba da eğer ki herkeste ortalama 50-60 tane demin de söyledim ya DNA dizisi, harf dizisi bozuk harfler var. Yani bir örneğin şu sayfada işte genetik nedir diye yazıyor. Ben burada genetik nedir kelimede iki kelimenin ikinci kelimenin başındaki N'yi değiştirir. N yerine D harfini koyarsan genetik D'dir olur. Anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Veya nedir'in sonundaki R harfini değiştirirsem, Z koyarsam genetik nediz. İşte bu anlaşılabilir olmuyor. Bu hastalık anlamına geliyor. Bu kalıtsal olarak insanlarda en az 50-60 tane böyle harf hatası var. Evet. Hem de ciddi hastalıklara yol açabilen. Bu da anne ve babalarımızdan bize aktarılmış oluyor. Evet. Bazıları hastalığa yol açabiliyor, bazıları yol açmıyor. Akraba evlilikleri mesela birazdan bahsedeceğiz belki. Akraba evliliklerinde aynı harf hatası. Aynı kökten geldiğimiz için, anne ve babada da taşınıp da bize aktarılma olasılığı olduğu için hastalığı gösterebiliyor o zaman. Evet. Yani kişi tek bir şey olarak gelmiyor, yedekli olarak geliyor. Anneden bir örnek, babadan bir örnek geliyor. Alıyor. Eğer birindeki harf hatası var, diğeri bunu kompanze edip kurtarabiliyorsa hastalık ortaya çıkmıyor. Ama ikisinde olması gerekiyorsa hastalık ortaya çıkıyor. İşte buna akraba evliliklerinde görülen hastalıklar daha ziyade böyle oluyor. Ama bir tek buna da bağlı değil tabii ki bu. Birçok günümüzde gördüğümüz şeker hastalığı, ondan sonra kalp hastalıkları, kanserler. Bunlar tabii bazı harf değişiklikleri kişileri bu hastalıklara yatkın hale getiriyor. Evet. Yani kişi doğarken bu şekilde doğuyor ama hastalık ortaya çıkmıyor. Yıllar içinde, hayatının bir döneminde herhangi bir şekilde bu harfleri etkileyecek dış zararlı etkilere maruz kalırsa da hastalıklar ortaya çıkıyor. Bu tabii işin DNA kısmı, hücre bilgisayarı kısmı. O kadar ilginç çalışmalar var ki, örneğin sizin babanızın, babasının, babasının yemiş olduğu yemekler, gıdalar, karşılaşmış olduğu bir takım maddeler, zararlı maddeler 3 nesil sonra dahi ortaya çıkabiliyor. Şöyle bir çalışma yapılmış. Çok ilgimi çekti benim. Bir fareye elektrik uyarısı. Önce bir güzel koku veya işte peynir kokusu veriyorlar. Ardından bir elektrik uyarısı veriyorlar. Peynir kokusu veriyorlar. Ardından bir elektrik uyarısı veriyorlar. Ve fare peynir kokusunu aldığında yaklaşık 3-5 hafta sonra birdenbire panik halinde kaçmaya başlıyor. Biliyor ki ardından elektrik uyarısı gelip canını yakalayacak. Çok ilginç olarak bu farenin yavrusuna hiç peynir gösterilmeden, pardon, elektrik uyarısı verilmeden peynir kokusu verildiği an panik haline kaçmaya başlıyor. Evet. Yani bu dışarıda karşılaştığımız bir takım etkilerin, şu an mesela gebelikte bazı şeyler yapıyorsunuz diyelim, bazı şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz. Bunlar bir tek sizi değil, çocuğunuzu değil, onun çocuğunu değil, daha sonraki nesili dahi
etkileyebiliyor. 3-4 kuşak sonrasında 3-4 kuşak etkileyebiliyor. Sonra dahi etkileyebiliyor. Evet. Yani çok ilginç şeyler gittikçe gerçekten bulunuyor. Gerçekten çok enteresan çalışmalar. Şimdi hocam konuşacak gerçekten çok konu var. Toplumda sık görülen bozukluklardan biraz bahsetmek istiyoruz ki bunların başında Down sendromu geliyor. Çok karşımıza çıkan bir kavram. Neler söylemek istersiniz bu rahatsızlıklarla ilgili? Yine aynı temel noktadan çıkalım. Anne ve babamızdan o her hücremizde bulunan o beyni oluşturan, DNA'mızı yani oluşturan kalıtsal harfleri alıyoruz. Ve herkese ne dedik? 50-60 tane bunlardan bozukluklardan var. Bazı toplumlarda bazı hastalıklar daha sık gözüküyor. Genetik dediğimiz hastalıklar. Örneğin ülkemizde bunlardan en göze çarpanı talasemi. Evet. Akdeniz anemisi. Tabii bunda her ne kadar akraba evinde daha sık gözükse de sık görülen hastalıklarda akrabalık aranmaz. Talasemi yaklaşık 30 ila 50 kişide bir taşıyıcılık var ülkemizde. 30 kişide bir taşıyıcılık var diyebiliriz. Yani her 30 kişiden bir kişi ortalama talasemi bozuk harfini taşıyor. Taşıyor. Dolayısıyla akraba olmasanız dahi o bozukluğu, o hastalıkla ilgili bozukluğu taşıyan bir kişiyle karşılıklı beraber gelip de çocuk sahibi yapma olasılığınız oldukça yüksek oluyor. Evet. Bu toplumdan topluma değişebiliyor. Kuzey Avrupa'da kistik fibrozis daha sık gözüküyor. Ama günümüzde bu göçler sayesinde, işte başka ülkelere iş için gitmeler sayesinde, nedeniyle daha doğrusu sayesinde demeyelim, bu hastalıkla yoğunlaşan bölgeler gittikçe sık görülmeyen yerlere de yayılmış durumda. Daha sık görülmeye başlanıyor. Down sendromu da bunlardan biraz daha bağımsız. Down sendromu daha akrabalıkla ilişkisi olmayan, ondan sonra başka faktörlerle, ileri anne yaşıyla ilişkili daha ziyade görülebilen farklı bir mekanizmayla ortaya çıkan bir hastalık. Akrabalıkla hiçbir ilişkisi yok. Farklı bir mekanizma. 700-800 canlı doğumda bir gözüküyor. Tabii önemli olan bu hastalıkların bilincine varabilmek ve bunların toplumumuzu daha sağlıklı hale getirebilmek amacıyla bunları daha erken dönemde tespit edebilmek veyahut da gebelikleri böyle hastalıklar olmaksızın sağlıklı halde büyütebilmek. Büyütebilmek. Bütün çalışmalar bu aşamaya doğru yönelmek. Buna koruyucu hekimlik deniyor. Tabii günümüzde şu an genetik hastalıklara örneğin sizden bir damla kan aldık. İnceledik. Ve siz de hani dedim ya 50-60 tane bozukluk vardır diye. Sizde şu 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 hastalıklar vardır. Siz şunu yaparsanız, atıyorum sigara içerseniz şu yaşlarda akciğer kanseri olabilir. Evet. Gıdanıza dikkat etmez ve aşırı kilo yaparsanız, işte dikkatli beslenmezseniz 35 yaş civarında diyabet oluşabilir sizde gibi deme noktasına henüz ulaşmış değiliz. Ama önümüzdeki 15-20 yıl içinde bütün bunlar gerçekleşecektir. Evet. Şu an hangi aşamadayız? Daha doğrusu önceden hangi aşamadaydık son 10 yılda? Önceden gebelik oluştuğunda anneden, karnından bir miktar su alınırdı, parça alınırdı ve çocuğun kromozom dediğimiz daha kaba bir yöntemle örneğin Down sendromunu var mı yok mu diye tespit edebilirdik. Eğer talasemi dediğimiz Akdeniz anemisi biliniyorsa anne veya babada taşıyıcılık, bilinen o hastalığa karşı da araştırma yapılabiliyordu. Günümüzde ne yapılıyor? Bu son 5 yıla kadar böyleydi. Şu anda aynı şey yapılabiliyor ancak günümüzde teknoloji öyle ilerlemeye başladı ki artık anne karnından su alarak çocuğu tehlikeye sokarak amniyosentez sıvısı deniyor. Anneyi de tehlikeye sokarak değil, sadece sizden bir kan alarak çocuğun şu an günümüzde yapılan Down sendromu olup olmadığını tespit etmek mümkün hale geldi. Bu başlandı mı hocam bu uygulama? Uygulanıyor. Rutin olarak dünyada Down sendromu ve onun gibi benzeri olan iki hastalık daha var. Trisomi 18 ve 13 deniyor. Cinsiyet tayini aynı şekilde bazı cinsiyete bağlı geçen hastalıkları tespit etmek amacıyla ve RH tayini yani RH uygunsuzluğu var mı yok mu çocukta? Çocuk RH uygunsuzluğunu oluşturacak şekilde bir RH özelliği taşıyor mu diye bu 5 şeye bakılabilir rutin olarak. Evet. Yani sizden bir 15 bir damla kan da olmuyor bu tabii artık günümüzde ama bir tüp diyelim. Bir tüp kanla çocuğunuzda hastalık var mı yok mu ideal şartlarda bir hafta 10 gün içinde sonucunu alabiliriz çocuğu tehlikeye sokmadan. Evet. Ne olacak 15-20 yıl sonra? Onu da belki konuşmamızın sonunda gelecekte neler olabilir diye konuşabiliriz ama gelecekte ne olacak? Bununla bütün hastalıkları
araştırabileceğiz, evet, çocukta. Şu an 3 tane 5 tane hastalığa bakılıyor ama belki yakın bir gelecekte çocuk herhangi bir hastalık taşıyor mu? Hatta zeka özü taşıyor mu? Onu dahi tespit edebileceğiz. Hemen buradan bir noktayı da belirtmek isterim. Size pek soru sorma fırsatı vermiyorum Estağfurullah ama. Estağfurullah hocam. Biz gayet keyifle dinliyoruz sizi. Yanlış anlaşılma oluyor da onu ben özellikle düzeltmek isterim. Aileler bize geliyor. İşte benim çocuğumda zeka testi yapılacakmış. Genetik bölüm olarak bu zeka testini yapar mısınız? Çocuğumda zeka özrü olacak mı olmayacak mı? Gebelik olduğunda. İşte biz akraba evliliği yaptık doktor. Zeka testi yapar mısınız? Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde doğum öncesi tanıda zeka testi yapılmıyor. Zeka zaten tamam kalıtsal bir takım özellikler var ama zamanla da geliştirilebilen bir şey. Zeka nöronların birbirleriyle, beyindeki hücrelerin birbirleriyle çok ilişkiye girebilme yeteneğidir. Bunu sizi okuyarak, görerek, gezerek, konuşarak, duyularınızı devamlı kullanarak geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla yapılan bu test zeka testi değildir. Evet. Yapılan bu testler tamamen Down sendromu gibi, talasemi ise talasemi gibi bir takım spesifik hastalıkların olup olmadığına yönelik testtir. Evet. Bunun normal çıkması demek çocuğun zekaca veya genetik hastalık herhangi bir genetik hastalıkça risk altında olduğu anlamına gelmez. Gelmiyor. Evet. Akraba evliliğinden de biraz bahsetmek istiyoruz hocam. Genetik hastalıklarla ilişkilendirirsek neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii onun da ilginç şeyleri var. Örneğin Bizans İmparatorluğu döneminde akraba evliliğin en üst noktası yapılırmış ve normalmiş. Evet. Çok ünlü imparatorlardan bir tanesi kızıyla evleniyor. 9 tane çocuğu oluyor. Tabii 9'da oluncaya kadar en az bir 3-5 tanesi ölüyor falan ama şu an tabii şeye giriyor. Yani psikolojik rahatsızlığa giriyor bu. Evet. Yani ama o dönemlerde normalmiş. Normalmiş. Bu. Daha sonraları işte başka şekilde evlilikler oluyor ama günümüzde en sık görülen ve toplumca da kabullenilmiş olan kuzen evlilikleri. Birinci kuzen evlilikleri. Evet. Yani teyze kızıyla, amca dayı oğluyla falan gibi evlilikler. Tabii bu her ne kadar kabul görse de ne oluyor burada? Söyledim ya. Hani sakıncaları var. 50-60 tane herkes hastalık, bozuk o harfi taşıyor. Kalıtsal olarak. Siz akrabanızla evlendiğiniz an aynı kökten geldiği için akrabanızın da aynı bozukluklu harf hatalarını taşıma olasılığınız çok yüksek oluyor. Çok daha artıyor. De, yani sıradan bir insanla evlenmeniz durumunda farklı harfler olacak ama bozuk harfler olacak ama akrabanız hastalıklar da aynı harfin yan yana gelmesiyle, bozukluğun gelmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla olasılık çok artacaktır. Evet. Hani diyorlar ki o zaman da ya diyorlar benim işte bir tanıdığım var, akraba evliliği yaptı. 3 tane çocukları var, 3'ü de sağlıklı. Ya bu bir şans. Bir ölçüt de değil aynı ölçüt de zamanda. Değil. Her sigara içen kanser oluyor mu? Evet. Olmuyor. Ama sigaranın, alkolün kansere, akciğer kanserine, pankreas kanserine veya başka kanserlere yol açtığı bir gerçek. Evet. Ama her içen de hasta olmuyor. Bu olasılık yani. Dolayısıyla akraba evliliği yaptım. Tabii ki olabilir ve sağlıklı çocuklarınız da olabilir. Ama bilin ki %25 ihtimalle aynı bozukluklu geni taşıyorsa eğer kişi %25 ihtimalle de en az %25 ihtimalle de hastalıklı çocuk olacaktır. Evet. Böyle örnekler veriyorlar ama 3 tane ard arda genetik hastalıklı çocuk sahibi 4 tane olanlar daha var yani. Evet. Onun için hani bu bir kriter değil, ölçüt değil. Kesinlikle. Şimdi genetik hastalıkların önlenmesinde genetik danışmanlık da gerçekten çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Kimler genetik danışmanlık almak zorunda diyelim değil, ya da iyi almalı olur. Diyelim. Almalı. Evet, kimlerin alması gerekiyor? Bunu hani madde sıralama yapayım. Bir kere genetik danışmanlık nedir? Genetik danışmanlık aslına bakarsanız çok genel bir terim. Ama son 20-30 yılda bu artık daha ciddi yaklaşılmaya çalışıyor. Bunun üzerine kitaplar yazılmaya başlandı. Textbooklar çok kalın. Kısaca özetlemek gerekirse genetik danışmanlık ailesinde veya kendisinde genetik veya genetik ile ilişkili, direkt genetikle veya genetik ile ilişkili bir durumdan
şüphelenilme durumu varsa bunun hakkında, durum hakkında, mekanizması hakkında, tedavileri hakkında, destekleri hakkında bilgi sahibi olma işlemidir. Evet. Yani bu bir süreçtir. Geldiniz, benim karnım ağrıyor, tamam, tedavisi bu. Bir anlık iş değildir. Genetik danışmanlık genelde bir süreçtir. Evet. Yani o konu hakkında bilgi verirsiniz, tanıya gitmeye çalışırsınız, önlemleri söylersiniz ve irtibatınız aileyle ve kişiyle genelde devam eder. Evet. Kimler buna adaydır? Örneğin ailesinde en az bir kişide, iki ve üzerinde kanser, hele yakın akrabalarında varsa. Atıyorum, annemde kanser var. Bir kız çocuğu diyelim. Erkekler için de geçerlidir gerçi ama meme kanseri var diyelim. Onun teyzemde meme kanseri var. Anneannemde meme kanseri var. Bu mutlaka genetik danışmanlık gerektirir. Evet. Ben öyle hikayeler de biliyorum. Örneğin kişi 52 yaşında akciğer kanserinden kaybediliyor. Bir bakıyorlar ki bu kişinin babası da 52-53 yaşlarında akciğer kanserinden ölmüş. İki kardeş de 52-53 yaşlarında, bir akciğer, biri larynx kanserinden ölmüş. Evet. Gırtlak kanserinden. Yani bu gibi ailesinde kanser, kalp krizi, erken yaş, evet, yani 40 yaşından önce, kalıp 45 yaşından önce kalp krizi geçirenler. Veya ailesinde çok sayıda psikiyatrik vakası olanlar. Erken bunama olanlar. Veya ailesinde zeka özürlü veya çocuklarında zeka özürlü birey olanlar, anomali çocuğu olanlar veya çok sık düşük yapanlar. Çok sık düşük yapan, yani çok sayıda düşük yapan demek istiyorum. İki ve üzerinde düşük yapanlar gibi durumlarda genetik danışmanlığı mutlaka öneriyoruz. Evet, almak gerekiyor. Evet. Şimdi hocam, genetik danışmanlık gerçekten başlı başına bir program olmalı düşüncesindeyiz ama konuşacağımız tabii ki başka konular da var. Folik asit çok önemli bir kavram hamilelik öncesinde. Yeterli folik asit alınması konusunda neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Folik asitten sonra da gelecekte genetiğin hayatımızdaki öneminden de bahsetmek istiyoruz. Şöyle bir sıralama yapalım o zaman sizinle. Şimdi folik asit ne açıdan önemli? Asıl önemli olan şey, nöral tüp defekti denen bir tıbbi tanımlama vardır. Nöral tüp defekti, yani omurgamızın omurgayı oluşturan tüpün, evet, defektidir, anomalisidir. Yani burada eğer omurga da açıklık oluşursa içinden dışarıya beyin ve uzantısı dış etkenlere maruz kalabilir ve bir takım istenmeyen durumlara yol açabilir. Bunun gelişiminde, kapanmasında bazı vitaminlerin eksikliğinin kapanmasındaki sorunlarda bu vitamin eksikliği sorumlu tutulmuş. Hatta %60-%70'inden sorumlu tutulmuş. Tek neden bu değil. İşte bunların arasında en büyük, en önemlisi de folik asit. B12 folik asit. Bu folik asiti yetersiz alan kişilerde omurga defektli bebekler doğabiliyor. Dolayısıyla folik asit ve B12 vitaminli folik asiti planlanan bir gebelik varsa bundan en az birkaç hafta öncesinden, 3-4 hafta öncesinden başlayıp gebeliğin 10. haftasına kadar, 2. ayının sonuna kadar belki devamlı bunu kullanmak gerekiyor belirli bir dozda. Evet. Tabii bunu mutlaka doktor kontrolünde kullanmakta gerek. Fayda var. Ben böyle dedim diye hemen oraya vitamin alalım. İşte 3'er 5'er tane. Yok, öyle bir şey yapılmaz. Mutlaka doktor, kadın doğumcu arkadaşlarımız bunu mutlaka öneriyorlar zaten. Örneğin Galler'de veya işte Britanya adalarında zamanında buna bağlı çok nöral tüp defekti olan çocuklar doğduğu için bütün ekmeklere, günlük gıdalara, günlük rutinde alınabilen gıdalara bu vitamin karıştırılarak bu eksiklik giderilmiş ve bu nöral tüp defektleri çok büyük oranda, %80'e varan oranda azaltılmış sıklıkları. Dolayısıyla böyle çevresel bir faktörün eksikliğiyle, genetik de değil, çevresel bir faktörün eksikliğiyle ortaya çıkan böyle bir anomaliyi bunu sağlayarak önlemek çok güzel bir yöntem. Evet. Koruyucu hekimlik yani. Onun için bütün gebeliklere bunun farkında olmaları gerektiğini ve gerekirse, eğer hani bir takip altında değilse, bunu sormak için hiç olmazsa bir danışmanlık almasına fayda var. Fayda var diyebiliriz. Evet hocam, genetik ve geleceğimiz neler söylemek istersiniz? Tabii bütün bunlar hani çok kısa spot bilgiler veriyoruz. Gelecekte ne olabilir genetik? Yani ben şuna inanıyorum. Çağımız genetik ve bilgisayar çağı. Evet. Bu iki konuda bakın, hani diyebilirler ki ya bir sürü insanlarımızın bir sürü hastalığı var, ondan sonra bir sürü sorunları var, günlük sorun. Ben hani ülke olarak günlük yaşamamız gerektiğini,
çocuklarımızı, onların çocuklarını, sonraki nesilleri, bu ülkede yaşayanların geleceğini düşünmek durumundayız. Yani kesinlikle, günlük yaşamak günlük çözümler üretir. İleride çok büyük sıkıntılara birdenbire karşı karşıya belki kalırız. Belki biraz bencilce bir davranış da olabilir. Tabii ki günü kurtarmak yaşamak olur. Evet. Tabii bunları düşüneceğiz. Aç kalan insanları düşüneceğiz. Ekmek sağlayacağız. Günlük hayatımızda her türlü halkımızın, insanımızın diğer sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Ama öbür yandan da bundan, hani büyük devlet bunu gerektirir bana göre, 50 yıl sonrasını düşüneceğiz. Evet. 40 yıl sonrasını düşüneceğiz. Burada treni kaçırmayacağız. Kaçırdığımız takdirde teknoloji öyle ilerliyor ki, bakın son 30 yılda olan gelişmeler insanlık tarihi boyunca olan gelişmelerinden daha fazla. Evet. İnanılmaz katlanarak gidiyor. Dolayısıyla ben ne diyorum? Genetik ve bilgisayar. Bu iki alanda geri kalan ülkeler bana göre çok büyük şeyi kaçırırlar. Çok büyük yatırımların yapılması lazım bu alana. Evet. Takip etmememiz gerekir. Ne yapılacak gelecekte? İnsanların belki, savaşlar belki buna göre yönelecek. Toplumların zayıf tarafları bulunacak belki. Bu bilgisayarla beraber genetikte DNA'mızda çok büyük bir bilgi yükü var. Bunların işlenmesi, kullanılması, insanlığa yararlı hale getirilmesi hep bilgisayar sistemleriyle beraber, teknolojiyle beraber. Dolayısıyla ileride nüfus cüzdanlarımız kalkacak. Evet. Sizin DNA'nız nüfus cüzdanınız olacak. Kişiye özel. Bütün hastalıklar tanınabilecek. Yatkınlıklarımız bilinecek. Size doğar doğmaz şunlara, şu şekilde yaşamaya dikkat et denecek belki. Şu hastalıkları ileride geçirebilirsin denecek belki. Hı hı. Kişilikler hakkında bilgi verilecek belki. Bütün hastalıklar, şu an belki çok zorlandığımız bazı hastalıklar, kanserler belki 100 yıl önceki tüberküloz gibi bir konumda olacak. Evet. Şu an tüberküloz tedavi edilebiliyor. Evet. Kanser belki hiç ortadan kalkacak yani. Onun için çok büyük gelecekte, çok büyük gelişmelere aday bir konu. Her iki konu, ama her iki konuda da çok iyi duruma gelmemiz gerekiyor. Evet. Yani en ileri ülkeler seviyesine çıkmamız gerekiyor. Evet. Bu da tabii para demek, destek demek. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olup bu değerli bilgileri aktardığınız için çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler bugün Ege'den Sağlık'ta sağlığımız ve genetik konusunu ele aldık. Ve hocamızın da yazarlarından olduğu kitabımızdan faydalandık. Eğer siz de sağlığımız ve genetikle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz, daha detaylı bilgiler öğrenmek isterseniz, kitabımızı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu'ndan ve Halkla İlişkiler Büromuz'dan temin edebilirsiniz. Bunun dışında program öncesinde hocamızla da konuştuğumuzda, eğer bu kitabın içindeki başlıkları daha da ayrıntılı bir şekilde öğrenmek, daha da detaylandırılmasını isterseniz, tabii ki tıbbi genetik anabilim dalına Özgür hocamıza başvurarak bu talebinizi iletebilirsiniz. Onlar da ileriki günlerde daha detaylı çalışmalar yapabilirler kitabın içerisindeki başlıklardan yola çıkarak. Ve bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den Sağlık.